Merhaba arkadaşlar. Bu seri videolarda 5 script yazmayı beraber bakacağız. Nasıl 5 script yazılır ve nerelerde kullanılır. 5 script'ten önce iyice bir 5 anlamamız lazım. Linux'un 5'ini. Burada söylediklerimi Mac ya Linux'ta kullanıyorsunuz. Muhtemelen yazabileceksiniz, yani görebileceksiniz bilgisayarınızda, ama Linux olsa daha iyi olur. Şimdiki bilgisayarım, bu açtığım bilgisayar, bu Ubuntu 20.04. Terminal açandan sonra, yani burada gelip arayıp terminal açandan sonra böyle bir şey karşınıza çıkacak. Burada ilk başta bununla ne anlıyoruz? Bu ilk payam yazdığı benim şimdiki login olduğum user'in adı. Ondan sonra @ işaretinden sonra mypc yazmış. Mypc bu bilgisayarın adı. Ondan sonra iki noktayı bırakalım. Bir böyle tilde işareti var. Tilde işareti ben şimdi bu home folder diyeyim. En sonunda da bir dalar işareti var. Yani ben normal user giriş yapmışım. Root user'i değilim. Bu kadar. Burada biz Linux'un file sistemini iyi anlamamız lazım. O yüzden bir Linux'un file sisteminin üzerinden geçelim ve dosyalar her birisi nerede ona bakalım. Bu tarafta, sol tarafta file sistemin bir şeması var. Ben tek tek anlatacağım nedir. Ama her şeyden önemli, her dosyalar, her file sistemde en önemli kısmımız bin. Bin iki tane var. Bin var, bir de sbin var. Bin binary dosyalar. Yani mesela şimdi bu terminal çalışıyor. Ya mesela ben ls command'ını yazıyorum. Bunlar hepsi binary, bir sürü dosya. Bunlar nerede? Bin'in içerisinde. Mesela ben şimdi bin'in içerisinde ls alarsam, burada bir sürü kullandığımız Linux'ta bir sürü command'ler burada var. Mesela who command'ı var, wget command'ı var, wc command'ı var, ip var. Bunlar bir tane normal user'in kullanmasına göre bir command'ler. Ondan sonra sbin var. Şimdi cd sbin diyorum. Sbin'in içerisinde root user'in kullanan command'ler var. Yani buradaki olan command'leri normal user kullanamaz. Ya da Ubuntu'dasınız mesela, sudo command'iyle kullanabilirsiniz. Neler var mesela burada? Mesela fdisk var. Ondan sonra mount command'i var. Delete user var. Yani önemli o root'un etkisi olan command'ler var burada. Bunları kullanabiliriz. Bundan sonra bir cd/ deyip buraya gelersem, ls alarsam, bu sol taraftaki şemanın %90'ını görüyorsunuz. Bir sürü başka farklı şeyler var, onlara girmeyeceğim. Şimdi bir tane de cd/usr var. USR'ın da içerisinde yine de aynı bin var. Bir de ki sbin var. Bu da yine de aynısı, ama bunlar OS'e bağlı değil. User'e bağlı. Yani user'e göre yazılmış bunu. Bu user'in dosyaları, bir bin dosyaları burada oluyor. Bir tane de local USR'ın içerisinde, local içerisinde bir tane de burada bin var. Bu da yine de siz bir uygulama setup ediyorsunuz ya, bir şey yazıyorsunuz. O bin dosyaları yine de buraya gelebilir. Burada da olabilir. Bunların hepsinin toplamı nasıl oluyor ki, mesela ben ls command'ini ya mesela wget command'inin çalıştırması için böyle bir şey yazmıyorum mesela. Yani bunu da yazarsam aynı command çalışacak. Wget de çalışıyor, bu da çalışıyor. Bu nasıl oluyor ki ikisi de aynı şey oluyor? Linux'ta bir şeyimiz var. Pad'ler var. DAS'ta da vardı. Muhtemelen Mac'te de var. Pad dersek, burada tüm bin dosya, bin kullanan, bin olan folderleri falanları burada ayarlamış. Eğer bunların içerisinde olarsa, siz command line'ın her yerinde yazarsanız o bin dosyası çalışacak. Ondan sonra geri dönelim. Burayı bir temizleyelim. Libs'e dönelim. Libs'de ne var? Bu binlerin çalışmasında bir sürü library lazım. Bu library'lerin sbin ola, sizin binary dosyanız, sbin ola, hepsi bu library'de olur. Yani ortak buranı kullanıyorlar. Bundan sonra library'den sonra home var. Home'da ne var? Home'da
her user'e ait bir tane folder var. Yani sizin bilgisayarınızda iki tane user olursa, mesela burada bir tane Payam var, bir tane Nesrin var. Her user'e ait dosyalar farklı home folder'inde kendilerinde olabilir. Her user sadece kendi dosyalarını değişip bu dahil edebilir ama root user'i her ikisine de yapabilir. Yani hepsine yapabilir. Burada iki tane var, hepsine yapabilir. Her user'e farklı ait config'ler falanlar, onlar hepsi herkesin kendi home folder'inde olur. Eğer root user'inden giriyorsunuz, yani sudo su diyelim, ben burada Ubuntu'da böyle root user'inden giriş yapabiliriz. Root user'inden giriyorsunuz, sizin root user'inizin home folder'i / root olur. Yani cd / root dersem root user'inin home folder'i olur burası. Nereden anlıyoruz mesela bir tane user'in şimdi home folder olduğunda? Yani mesela siz Payam user'ine girmişsiniz ya, kendi adınızı benim home folder'im nerede olduğunu nasıl anlamışsınız? Sadece cd yazıp enter'e basarsanız normalde size home folder'inizi götürür. Nereden home folder diyeyim cd yapmadan, eğer şimdiki adresim olduğum yer home folder'di? Burada tilde işareti var. Tilde işaretini gördüğünüzde yani siz home folder'desiniz. Ben şimdi root user'inim. Home folder diyeyim, root'un home folder'i diyeyim. Pwd command ile görebilirim ki şimdi neredeyim kesin. Mesela şimdi buradan çıkayım. Bu user'den çıktım. Şimdi neredeyim? Bir tane de pwd burada alım. Burada şimdi / home'un içerisindeyim. Payam user'indeyim. Sadece boşça cd yapıp enter'e basarsam yine de burada tilde işaretini görüyorum. Ama bu kere pwd dersem benim bu user'ime ait olan home folder'i bana gösteriyor. Yani burada pwd dedik, bu result'ı gördük. Burada pwd dedik, bu result'ı gördük. Bu benim user'imin home folder'ı. Şimdi bunlardan geçtik. Ondan sonra file sisteminde bir tane de / etc varımız. Etc'de ne var? Etc'de config dosyalar var. Burada olduğumuz normalde tüm dosyalar burada, hepsi text file. Siz bir tane text editoruna, nano ile ya mesela VI ile bunların hepsini açıp editleyebilirsiniz. Kendinize ait konfigürasyonları yapabilirsiniz. Burada her şey text file. Normalde de mesela bir servis install ediyorsunuz. Apache'dir, Nginx'tir, MySQL'de her bir baş fark etmiyor. Başka her bir şey varsa config dosyaları etc'de olur. Etc'den sonra sırayla devam edersek var. Var dosyası var. Var folder'i var. Var folder'inde de variable diyoruz yani. Mesela cache'dir. Ondan sonra bir sürü değişen dosyalar var. Onlar burada olur. Normalde mesela MySQL'in dosyaları, MySQL'in database'i falan da burada olur. Onlar da burada var'e eklendi. Mesela log'lar da burada olur. Log dosyalarımızda tüm servislerin log dosyaları var'da log'ın içerisinde olur. Yani eğer mesela burada bir Nginx ya Apache install olsaydı, burada bir ona göre bir folder vardı. O folder'ın içerisinde onun file'ları vardı. Ondan sonra OPT var. OPT siz istediğiniz şeyi buraya setup edebilirsiniz. Normalde mesela bazı uygulamalar burayı bir storage kimi bir yere kullanıyorlar. Ondan sonra temp'e bakalım. Temp de adından belli. Temp geçici olarak bir sürü dosya var. Uygulamalar ya mesela browser ya her olduğu sistemin üzerinde bir şey var. Bir şey ekleyecek, diskide bir yere yazacak. Ona temp'in içerisinde yazılır. Her resette de bazıları silinir, bazıları da kalır. Yani buradaki olan dosyalar hiç önemli değil. Şu an önemli değil ama bazı zamanlar bazı yerlerde önemli olur. Sonra proc'u anlatmadan önce bir tane de en baştan iki tane folder'imiz kaldı. / boot var. Ya boot folder'i var. Burada Linux'un kerneli var. Ve sizin sisteminizin bir sürü boot dosyalar var. Yani boot olan zaman bu folder'in içerisinde bakıyor. Buradaki bir sürü işlemleri yapıyor. Mesela burada en önemli kısmımız kernel'den sonra grab'dır. Ve grab'ın içerisinde siz bir sürü konfigürasyonları görebilirsiniz ve bir sürü konfigürasyonları yapabilirsiniz. Boot'tan sonra dev'dir. Linux tüm device'lara, yani sizin bilgisayarınıza bağlı device'lara, hard diske, keyboard'a, mouse'a, her bir şeye, yani fark etmiyor, tüm hardware'lere
dosya olarak bakıyor. Mesela hard disklere dosya olarak bakıyor. Onlar bir dosya şeklinde burada görünüyorlar. Mesela siz diskleri mesela burada SD'lar, bunlar diskler. Ondan sonra keyboardlar falanlar hepsini burada görebilirsiniz. Bu da device'lar oluyor. Yani dev dediğimiz device'lar oluyor. Ve en son anlattığım şey proc. Ya proc. Proc gerçekten diskin üzerinde değil. Proc Linux proseslerin takip etmesi için buraya bir sürü dosya yazıyor. Ama bunlar gerçekten sizin diskinizin üzerinde değil. Yani buradaki olan şeyler anidir. Gerçek değil, öyle söyleyeyim. Bu kadar. Bu file system. File sisteminden sonra tek bir tane anlattığım şey tab command'ini anlatalım. Tab command'iyle siz şimdi neler çalışıyor bilgisayarınızın üzerinde onları görebilirsiniz. Ben bunu kapatayım. Buranı biraz büyüteyim. Bakın şimdi mesela benim bilgisayarımda bu prosesler çalışıyor. Mesela Firefox var. Ondan sonra bir sürü başka şeyler var. Bunda çalışıyorlar. Ne kadar RAM kullanıyor, ne kadar CPU kullanıyor buradan görebilirim. Ve process ID'sini de buradan görebilirim. Ve sistem load average diyoruz. Yani ortalama ne kadar şimdi proses çalışıyor onu da burada görebiliyoruz. Bu kadar. O bir videoda daha bazı detaylara gireceğiz. Ve daha şeyler anlatacağım. O bir videoda görüşürüz.